Merhaba sevgili gençler. ikinci dönem ikinci yazılı çalışmam ile karşınızdayım. Yazılınızı hazırlanmanız için kısa bir tekrar olmasını istiyor ve hepinize başarılar diliyorum. Bu yazılı çalışmasında bitki biyolojisi ve canlılar ve çevre ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Videoma başlamadan önce beğenmeyi unutmamanızı ve desteklerinizi benden eksik etmemenizi istiyorum diyerek doğru yanlış sorularımızı yapmakla işe başlayalım arkadaşlar. Kısilem çapının dar olması suyun köklerden yaprağa doğru taşınmasını kolaylaştırır diyor. Şimdi arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Kısilem ince bir borudur. Fulem kalın bir borudur. Şimdi ben size şöyle bir ince belli bir bardaktan bahsedeyim. Bir de kalın bir bardaktan bahsedeyim. Şu ince bellinin içerisine bir bardak buna da bir bardak su ilave etmiş olayım. Şu ince bellinin içerisinde su bu kadar olmuş olsun. Yani bir bardak su buraya geldi. Diğerinde de bir bardak su Buraya geldi arkadaşlar bakın nasıl bir ilerleme var çok daha hızlı bir ilerleme var. O nedenle kısilemin dar olması suyun köklerden yapraklara doğru taşınmasını kolaylaştırır mı? Tabii ki de kolaylaştırır. Bu arada kısilemin içerisindeki S ve M'den burada su ve mineral taşındığını hatırlamış olabilirsiniz. Bunu biyoloji şifrelerde anlatmıştım. Onu izlemek isteyen arkadaşlar için de linki bırakıyor olacağım. Kütikula gaz alışverişinin ve terlemenin kolay olmasını sağlar diyor. Hayır arkadaşlar, bu tabaka mumsu ve kalın bir tabakadır. Terlemenin olmasını azaltan bir şeydir. Kurak bölge bitkilerinde bu tabaka kalın, nemli bölge bitkilerinde bu tabaka incedir. O nedenle burası yanlış olmuş oldu. Oksin hormonu miktarının bir bitkide maksimum olması bitki büyümesini daima olumlu etkiler diyor. Bakın arkadaşlar, maksimum diyor dikkat edelim. Optimum da diyebilirdi. Optimum demiş olsaydı olumlu yönde etkiler derdik. Ancak maksimum iken bitki büyümesini Böyle yavaşlatıcı bir etkiye sahip olduğu için ve daima dediği için buraya yanlış demiş oluyoruz. Zaten biyolojide arkadaşlar bütün hepsi sadece yalnızca gibi kavramlar eğer canlıların ortak özelliğinden bahsetmiyorsak %98 oranında yanlış olur. Onlardan birisi de burada. Minerallerin emici tüyler ile alınması aktif taşıma ile gerçekleşir. Bakın çok önemli bilgilerimizden birisi. Mineraller inorganik bileşikler midir? Evet. Bunlar küçük olduğu için kolay mı taşınır? Evet, deriz. Ancak bakın emici tüyler ile alınmasından bahsediyor. Kök emici tüylerdeki mineral değişimi toprağa göre daha fazla olduğu için arkadaşlar bu nedenle aktif taşıma ile olur. O yüzden burası doğrudur diyeceğiz. Tarımsal alanda zararlı bitkilerin herbisitlere karşı dirençli olmasını sağlayan faktörlerden biri mutasyonlardır. Şimdi burada herbisit kavramının ne olduğunu sorabilirsiniz. İstenmeyen yabancı ot olabilir ya da etraftaki başka bitkiler olabilir. Onların çoğalmasını kontrol altında tutan kimyasal maddelere herbisitleri adını veriyoruz. E, mutasyonlarla dayanıklı olmayı sağlayan genler yeni bireylere aktarıldığında ne ile? Tabii ki de kalıtımla bu şekilde de tarımsal alanlarda herbisitlere karşı dirençli olmayı sağlayan faktörlerden birinin mutasyon olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle buraya da doğru yazmış olduk. Doğru yanlış sorularımızı bitirdiğimize göre kavram eşleştirme sorularımızla devam edelim. Tarım arazilerinde istenmeyen her türlü yapının çoğalmasını engellemek ve zararlarını azaltmak için kullanılan zirai ilaçların genel adıdır diyor. Bu pestisittir arkadaşlar. Kimyasal ilaç olduğu zaman herbisit olacaktı. Burada dediği gibi zirai bir ilaçtan bahsettiği için buraya pe pestisit yazıyoruz yani üç yazdık. Kökün büyümekte olan narin yapılı kısımlarını koruyan ve uç bölgesinde bulunan kısma kaliptra adını veriyoruz. Yüksük de denir. Bunun diğer adını arkadaşlar böyle terzilerin parmaklarına takılı bir yüzük gördünüz mü hiç bilmiyorum. E, orası böyle iğneden dolayı parmağın koruyucu bir tabakadır. Aynı şey de yine bitkinin kökünün ucunda bulunmuş oluyor. Geceleri terlemenin olmadığı ya da havanın neme doyduğu zamanlarda gerçekleşen olaya gutasyon adını veriyoruz. Bu da önemli bilgilerimizden birisi. Aynı zamanda bu gutasyonun diğer adını arkadaşlar damlama diyoruz. Bunun gerçekleştiği yapının adına ise hidatot adını veriyoruz. Bu karşımıza gelebilir. O nedenle bunu da burada söylemiş olalım. Bitki kökleri ile mantarlar arasındaki simbiyotik ilişkiye ise mikoriza kalmış oluyor. Şimdi mantarlar arkadaşlar ayrıştırıcı olduğu için organik maddeleri inorganik besinlere kadar ayrıştırır. İşte bu inorganik besinleri bitkiler alarak kendilerine organik madde üretir. Bu ürettiği organik maddeyi de mantarlar alır. Bu şekilde aralarında bir simbiyotik ilişki olmuş oluyor. Bu ilişkiye de mikoriza adını vermiş oluyoruz. Kavram eşleştirmesi sorularımızın da bununla birlikte sonuna geldik. Boşluk doldurma sorularımızla devam edelim. Bir popülasyona ait canlılarda insanlar tarafından seçilen bazı özelliklerin nesiller boyu aktarılmasını sağlayan olaya ne diyoruz arkadaşlar insan olduğu için yapay seçilim adını vermiş oluyoruz. Kalıtsal varyasyonlara yol açan değişimlere bu kalıtsal faktörlerin ortaya çıkmasındaki nedenlerden birisidir. Buraya mutasyon yazdık. Mutasyona sebep olan etmenlere ise mutajen adını vermiş oluyoruz. Yaprakta bulunan nokta nokta hücreleri kloroplast içerdiği için fotosentez yapar diyor. Şimdi yaprakta bulunacak ve fotosentez yapacak. O zaman ben buraya ne yazmam lazım? Kesinlikle gözenek yazmam lazım. Yani stoma. Devam ediyorum. Daha sonra palizat parankiması ve sünger parankiması yazıyorum. Tamam mı? Bunlar ne arkadaşlar? Yaprakta bulunan ve kloroplast içerdikleri için fotosentez yapan kısımlar. Bunları unutmayın. Bunlar karşımıza gelir her zaman bize sorarlar. Devam edelim. Bitkilerin dokunmaya karşı verdiği tepki. Şimdi tepkilerimiz arkadaşlar ışığa yönelim ve ırganım hareketleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani tropizma ve nasti hareketleri. Bitkilerin dokunmaya karşı verdiği tepki ise haptotropizma adını vermiş oluyoruz. Hemen bunu da yazalım. Bir tohumda içten dışa doğru olmak üzere 3 temel kısım vardır diyor. Tohumdan bahsettiği için içeride ne var arkadaşlar? Embriyo dediğimiz yapı var. Onun dışarısında endosperm dediğimiz 3 n kromozomlu besi doku adını verdiğimiz yapı var. Ve onun dışında da artık kabuk dediğimiz kısım meydana gelmiş oluyor. Yani bir tohumda içten dışa doğru olan yapılar Bunlarmış. Şimdi klasik sorumuzla devam edelim. Bu soru gerçekten çok önemli arkadaşlar. Üniversite sınavında da genellikle test sorularında karşımıza geliyor ve çok fazla yanılgıya düştüğümüz için bu şekilde anlatmaya uygun gördüm. Hem sizin için kısa bir tekrar olacak hem de denemelerdeki sorular karşınıza geldiği zaman çok rahat bir şekilde onları yapmış olacaksınız. Şimdi dikkat edeceğimiz noktalardan birisi gövdesini soruyor arkadaşlar. Çünkü kökleri de bunların birbirinden farklı. Tek çenekli ve çift çenekli şu şekilde yapalım. Şimdi arkadaşlar tek çenekli bitkiler daha ince narin yapılı bitkiler olduğu için bunların gövdeleri genellikle nasıl olacak? Otsu bir gövdeye sahip olacak değil mi bunlar? Peki çift çenekli bitkilerde ne olabilir? Otsu da olabilir, odun su da olabilir. Tamam mı? Şöyle yapalım gövde dedik tamam şimdi gövdenin enine kesitinin alınmasında tek çenekli bir bitkide en dışta epidermis onun altında ise parankima yer alıyor e, fulyen ve kısilem arasında kambiyum olmadığı için de iletim demetleri düzensiz dizilmiş oluyor yani fulyen ve kısilem dağınık bir şekilde yer almış oluyor neden böyle dağınık bir şekilde bulunuyor arkadaşlar çünkü e, kambiyum dediğimiz yapı olmadığı için. Bu kambiyum dediğimiz yapı da enine kılınlaşmayı sağlayan yapılardan biridir. Aynı zamanda arkadaşlar şunu unutmayalım. Kambiyum yoktur dedik. Korteks dediğimiz kabuk bölgesi de yoktur ve öz bölgesi de yine bulunmayan yapılardan birisidir. Tamam mı? Peki ne var diyecek olursak burada arkadaşlar? Epidermis var. Tamam mı? Epidermisimiz var. İletim demetlerimiz var. İletim demetleri dediğimiz neydi bunlar? Fulem ve kısilem dediğimiz yapılar. Ve aynı zamanda parankima dediğimiz elemanımız da var. Devam edelim. Şimdi çift çenekli bir bitkiden bahsedelim. Çift çenekli bitkide kambiyum vardır arkadaşlar. Fulem ve kısilem arasında bulunur bu. O nedenle iletim demetleri düzenli olarak dizilmiştir. Hemen buraya da iletim demetlerini yerleştireyim. Tamam. O zaman burada şu yapı ne arkadaşlar? Şu flüem ve kısilem arasında bulunan yapı kambiyumdur diyoruz. Kambiyumun içerisinde en içte daha doğrusu flüem ve kısilemin de içerisinde bulunan yapıya öz bölgesi adını vermiş oluyoruz. Unutmayınız arkadaşlar çift çenekli bir bitkinin gövdesinde öz bölgesi vardır. Tek çenekli bir bitkinin gövdesinde öz bölgesi yoktur. Bu karşımıza gelebilecek bilgilerden birisidir. O zaman şöyle hızlı bir şekilde toparlayacak olursam arkadaşlar, çift çenekli bitkilerde gövde otsu ya da odunsu olabiliyor demiştim. Kabuk bölgesi dediğimiz yapı burada bulunmuş oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar kambiyum yer almış olduğu için iletim demetleri arasında yani floem ve kısilem arasında burası da iletim demetlerinin düzenli olarak dizilmesini sağlamış oluyor. Öz bölgesinin olduğunda yine tekrar hatırlatmış olayım. Tek çenekli bir bitkide gövde, otusu bir gövde oluyor. Burada iletim demetleri dağınık bir şekilde bulunuyor. Dağınık bulunmasının nedeni kambiyumun olmamasıdır. Aynı zamanda burada kabuk dediğimiz korteks ve öz bölgesi de bulunmaz diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Çok önemli kavramlarımızdan biriydi. ÖSYM de belki bunu şekil vererek bize sorabilir. Şimdi devam edelim test sorumuza tohumları taşıyıcı arayıcılar tarafından uzaklara taşınamayan bir ağaç türü ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bu 2015 yılı üniversite sınav sorusudur. Dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Benim tohumum var. Bunu taşıyan arayıcılar tarafından uzaklara götürülmesi engellenmiş oluyor. Ya da taşınamayan, götürülemeyen bir ağaç türüyle ilgili diyor. Yani bu ne olabilir arkadaşlar? Tohumlar genellikle hep benzer yerlerde bulunacak demektir, değil mi? Ama daha fazla tohum üretir demek midir bu? Yani şöyle deseydi, tohumlar çok hafif ve rüzgardan dolayı kayboluyor gibi bir şey söylemiş olsaydı öncüllerde bize bu olurdu. Ancak şimdi bu olmadı. O nedenle bir olanları hemen eledim kendi yavrularıyla kaynaklar için rekabete girmek zorunda kalabilir. Neden? Çünkü bu tohumlar genellikle hep benzer yerde. O nedenle kaynaklar için rekabete girebilir. Yayılış alanı dardır. Neden dardır arkadaşlar? Çünkü zaten taşıyıcı arayıcılar tarafından uzaklara götürülmediğinde bize yukarıdaki bilgide söylemiş oluyor. Diğer bir test sorusuyla devam edelim. Bu test sorumuzda bitki biyolojisine ait sorularımızdan birisi. Bir çiçeğe ait bazı kısımlar harflendirilmiştir. Bu kısımlar ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen bu kısımları yazalım. E dediğimiz şey ne? Ovaryum dediğimiz yumurtalık. D dediğimiz şey arkadaşlar dişicik borusu. Hemen orayı da yazalım. Sonra B dediğimiz yer neresi? Erkek organın sapçığı. A dediğimiz yer başçığı bunlar erkek organ. C dediğimiz yer ise arkadaşlar neresi oluyor? Dişicik tepesi. Tamam o zaman şurası ne? Şu üç yapı dişi bir bireye ait. Burası da erkek bir bireye ait özellikler. Yani çiçekten bahsediyoruz tabii ki değil mi? Şimdi bu kısımlar ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. D kısmında tozlaşmadan sonra polen tüpü oluşur diyor. D kısmı dediğimiz yer neresi olmalı arkadaşlar? Dişicik borusu olmalı. Çünkü tozlaşmadan sonra artık orası polen tüpü adını almış olacak. Polenler ağda üretilir diyor. A dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Başçık. Yani erkek organın başçığında polenler üretilir ve bunlar dişi organın tepeciğine taşınmış olur. B ve C bölgesindeki hücrelerin kromozom sayıları farklıdır diyor. Yani sapçık ile tepecik arasındaki yeri söylüyor. Yani bulunduğu yeri söylüyor. Şimdi bunların kromozom sayıları farklı olamaz. Çünkü döllenme burada olmadı. İkisi de en kromozomludur. O nedenle burası yanlıştır. Ede mayoz ve mitozla embriyo kesesi oluşur diyor. Evet arkadaşlar, hemen şunu ben size yazacak olursam. Aslında bir boş sayfaya geçersem çok daha iyi olacak. Hemen şuraya geçelim. Bir boş sayfamızı açalım. Şöyle yapalım. Şimdi bir spermimiz var bizim. Bir bitki hücresinden bahsediyoruz. Bu en kromozomlu. Daha sonra da bir yumurta hücremiz var. Bu da yine en kromozomlu. Daha sonra bunların döllenmesiyle zigot dediğimiz iki en kromozomlu yapı meydana geliyor. Bunun da yine mitoz bölünme geçirmesiyle embriyo dediğimiz yapım birey meydana gelmiş oluyor. Peki bu sperm dediğimiz yapı en kromozomluydu ya bu yumurtayla değil de polar çekirdekler ile birleşirse ki polar çekirdekler de iken kromozomludur. O zaman triploid çekirdek dediğimiz besi dokuyu meydana getirmiş olacak. Tamam mı? Mitoz bölünme ile hemen yazıyorum. Biraz hızlı yazdığım için e, böyle çirkin olmuş olabilir. Besi dokuyu meydana getirmiş oluyor tamam mı? O zaman besi doku dediğimiz şey de N ve 2N'in birleşmesi sonucu oluşan 3N kromozomlu bir yapı mıdır? Evet öyledir. Hemen kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Embriyo kesesi mi oluştu arkadaşlar? Evet. Nerede oluşacak bu? Tabii ki de ovaryum dediğimiz kısımda. Polenler dişi organa ait olan C bölgesine tutunur diyor. Evet, oradan tutunur ve aşağıya doğru iletimi sağlanmış olur arkadaşlar. D ve E'nin de doğru olduğunu bu şekilde anlamış oluyoruz. Diğer bir test sorumuzla devam edelim. Bu soru tarzı ÖSYM'nin gerçekten sevdiği soru tarzlarından biri olduğu için özellikle buna yer vermek istedim arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü basınç akış teorisi genellikle öğrenciler tarafından karıştırılan kısımlardan biridir. Sizle birlikte de burayı halletmiş olacağız. Zaten ben bunu bitki biyolojisinde bitkilerde madde taşınması kısmında anlatmıştım. Onu izlemek isteyen arkadaşlar için de linkini bırakmış olacağım. Şimdi basınç akış teorisine girmeden önce arkadaşlar burada hangi sırayla gerçekleştiğini söylüyor ama şimdi şunu bilmem lazım burada ilk önce. Bitkinin arkadaşlar hemen şöyle yapalım bir bitki çizeyim. Şuralarda yaprak kısımları olsun şurada da kök kısmı olsun. Bir bitkinin kaynak hücresi ve havuz hücresi dediğimiz kısmı var. Kaynak hücre dediğimiz şey arkadaşlar yani bir kaynak bitkinin yaprakları arkadaşlar hemen şöyle şöyle diyelim. Yaprağı için biz kaynak hücre demiş oluyoruz. Neyin kaynağı? besin kaynağı arkadaşlar. Yani yapraklarda fotosentez yapıldığı için yaprak hücrelerine kaynak hücre adını vermiş oluyoruz. Peki bitkinin deposu nerede bulunur? Kökte bulunur arkadaşlar. O nedenle bitkinin kök hücresine de havuz hücre adını vermiş oluyoruz. Yani ilk önce burada bunları bilmem lazım. Çünkü kaynak hücre diyor, havuz hücre diyor. Bunların ne olduğunu daha net bir şekilde anlayabilelim. Hemen ben size burada şekilli anlatayım arkadaşlar. Bir bitki çizeyim. Bitkimizin yaprakları olsun ve şuralarda kök kısmı olsun. Bitkimizin yaprak kısmı neydi? Kaynak hücre adını verdiğimiz kısımda. Kaynak hücrenin yanında arkadaş hücreleri var. Onun yanında da arkadaşlar aslında fulem dediğimiz boru var. Şimdi hemen şuraya fullem yazalım. Karıştırmayalım. Şurası da arkadaş hücresi. Fullemin yanında da ince olan kısilemimiz var. Hemen şuraya da kısilem yazmış olayım. Şimdi arkadaşlar kaynak hücre ne yaptı? Fotosentezde besin üretti. Ve ürettiği besini hemen şöyle yapalım. Aktif taşıma ile arkadaş hücrelerine oradan da aktif taşıma ile fullem'e göndermiş oldu. Şimdi fullem'de besin miktarı ne oldu? fazlalaştı değil mi? Yani besinin fazla olması demek ozmotik basıncın da artması demek değil mi? Evet o nedenle arkadaşlar kısilemden fuleme doğru su geçişi olur. Niye? bu suyla beraber hani biz sindirimde öyledir ya arkadaşlar. Bir şey yediğimiz zaman su içeriz ki daha rahat sindirebilelim diye. İşte buradaki besinler fullem boyunca rahat bir şekilde taşınabilsin diye yani basınç akış teorisi olsun diye kısilemden fulyeme doğru su geçişi olur. Çünkü ozmotik basınç arttığı için. Şimdi alt kısmında köke ulaştırmam lazım. Yine burada arkadaş hücrelerine getiriyorum besinimi. Daha sonra arkadaş hücrelerinden sonra da kök hücresine getirmiş oluyorum. Kök hücresinde neydi arkadaşlar? Havuz hücre olmuş oluyordu. O yüzden buraya kök hücresi demeyeyim de havuz hücresi demiş olayım yukarı ile birlikte karışmasın diye. Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. Ben havuz hücreye getirdiğimde ne yapmış oldum? Kök hücreme getirmiş oldum. Yani arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde tekrar anlatacak olursam. Kaynak hücre dediğim hücre ile fotosentez yaptım ve bu fotosentez sonucunda ürettiğim besini arkadaş hücreleri aracılığıyla Fulihem'e gönderdim. Bu gönderim sırasında ATP enerjisi harcıyorum. Fulihem'de artık besin miktarı fazla olduğu için basınç akış teorisi olsun diye yani su ile birlikte daha rahat ilerlesin diye kısilemden fuleme doğru su geçirdim ve besinleri çok rahat bir şekilde artık aşağı kadar taşıyabildim. Yine arkadaş hücreleri aracılığıyla bunu havuz hücreye göndermiş oluyorum. İşte bu olaya basınç akış teorisi diyoruz ve bu olayda arkadaşlar besinlerin taşınması sırasında ATP harcandığını unutmamanızı istiyorum. Şimdi bunu anladıysak öncülerimizi sıralayalım. Bakalım 1, 2, 3, 4'te ne yazıyor? Ozmotik basıncı artan fuliyem hücrelerinin kısilemden su alması diyor. E su almadan önce ne yapması lazım arkadaşlar? Bir besin geçmesi lazımdı değil mi? Fuliyem öz suyunu kaynak hücrelerden havuz hücreleri doğru akması diyor. Kaynak hücrelerden fuliyeme glikoz geçmesi, glikozun fuliyemden havuz hücreleri alınması. Bunlar öncülerimiz. Bakın ilk kaynak hücrede besin üretimi yazacağız. Kaynak hücrelerden fuliyeme glikoz geçmesi, kaynak hücrelerde besin üretildiğini ve üretilen besinin fuliyeme geçtiğinin İlk göstergesiydi. Bunu da zaten birinci sırada biraz önce anlatmıştım. Peki bundan sonra ne olacaktı? Fulyemde ozmotik basınç arttığı için kısilemden su geçecekti ki çok rahat bir şekilde besinler aşağı ilerleyebilsin. O nedenle birinci yazdığımız şey de ikinci sırada olmuş olacak. Yani 3 bir şeklinde ilerlemiş olacak. 3-1 olmayanları hemen eledik. Bakın iki şıktan birisi. 2 ve 4'e bakalım hangisi daha önce gerçekleşecek. Şimdi biz ne yapmıştık? kısilemden su alarak aşağıya doğru ilerletecektik. Yani nereye doğru aşağı dediğim havuz hücre. Fulem öz suyunu kaynak hücrelerden havuz hücrelere doğru akması 3. sırada ve en sonda glikozun fulemden havuz hücrelere alınması da 4. sırada gerçekleşmiş olacak. Zaten bunun sıralamasını şekil üzerinden biraz önce anlattığım için çok rahat bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Bu nedenle cevabımızın da B seçeneği olduğunu birlikte görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu soru gerçekten çok 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 önemli sorulardan biriydi. Çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi ve anlamanızı tavsiye ediyorum. ÖSYM bize o soru tarzını sorar arkadaşlar. Gelelim diğer bir test sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz bu. Bu soruyla birlikte 12. sınıf 2. dönem 2. yazılı çalışmamızın sonuna gelmiş olacağız. Yukarıdaki verilen filizlerden hangileri sola doğru yönelirdi? Şimdi mika dediğimiz şey arkadaşlar damacanayı düşünün. Damacananın sert plastiği var ya işte o mika. Yani siz filize mikayı bu şekilde sokmuş olursanız arkadaşlar mikayı ortadan ikiye kesmiş olursunuz. Bu nedenle bitkinin büyümesi engellenmiş olur. O yüzden bir de herhangi bir şekilde yönelme gerçekleşmez. Hemen bir olanları eledik. İki dediğimiz yerde oksin emdirilmiş agar var. Şimdi arkadaşlar bir bitkide oksin nerede üretilir? filizin uç kısmında üretilir. Peki burada 2 numaralı kısmını ucunu kesmişiz değil mi? Evet. Ancak bunu oksin emdirilmiş bir agar vermişiz ve sağ tarafa vermişiz. O nedenle sağ tarafın daha fazla büyümesini mi sağlarsınız? Evet. Çünkü sol taraf neden büyümez arkadaşlar? Çünkü bitkinin ucunu kesmiş olduğumuz için oksin orada bulunmaz. Bu nedenle arkadaşlar şöyle düşünün. Şöyle bir büyüme gerçekleşir burada. Bu tarafa doğru yönelse, 2'den bahsediyorum bu arada. Sağ tarafa doğru yönelse bitki hop çıt kırılır. O nedenle diğer tarafa doğru eğilim gösterir. Yani ikincinin kesinlikle yönelme hareketi yaptığını söyleyebiliriz. 3 için bakacak olursak arkadaşlar ucunu kesmişim ve yan yapıştırmışım değil mi? Evet. O nedenle arkadaşlar ne olacak? Şu tarafta oksin yayılacak ve bitki de bu sefer ne olacak? Şöyle bir büyüme gerçekleşmiş olacak. O zaman sola doğru gitse eğilip bükülüp ölür. O nedenle sağa doğru gidiyor ve hayatına devam etmiş oluyor. Yani üçte de birinciye doğru değil yani sola doğru değil, sağa doğru yönelme olduğu için onu da almıyoruz. Bu nedenle cevabımızın yalnız 2 yani A seçeneği olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. Evet sevgili gençler, 12. sınıf yazı ve hazırlık çalışmam burada sona erdi. Aklınıza takılan kısımları sormayı ihmal etmeyin. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.